İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani, kuddisesi ruh. Nefsine düşmanlık et. İmam-ı Rabbani ki, velilerin baş tacı. Sözleri, hasta olan katı kalpler ilacı. Seyyidlerden birine yazdı ki mektubunda, "Ey yavrum, aman sakın gitme nefsin yolunda. Çünkü düşmanındır o ve senin içindedir. Şef olmak, başa geçmek arzu hevesindedir. Onun bütün gayesi herkesten olsun üstün ve herkes ona karşı eğilsin, boyun büksün. Arzu etmez kimseye muhtaç olsun kendisi. Hiç istemez olsun bir amiri, efendisi. Onun bu istekleri gelir ki şu manaya, şerik, ortak olmaktır Allahü Teala'ya. Yani mabud olmaktır onun için tek hedef. İster ki herkes ona tapınsınlar maalesef. Hatta nefsi emmare alçaktır ki o kadar, ortak olmaya bile eylemez pek itibar. İster ki kendi olsun yalnızca amir, hakim. Girsin onun emrine dünyada varsa her kim. Bir hadis-i kutsi'de buyuruldu halbuki, nefsine düşmanlık et, bana düşman o çünkü. Hasılı alçak nefsin mal, mevki, rütbe, makam gibi arzularını kim yaparsa bit tamam, yardım etmiş sayılır Hakk'ın bu düşmanına. Ne bela gelse azdır o kimsenin başına. Kul için bundan feci suç olur mu ki acep? Rabbinin düşmanına yardımda bulunur hep. Halbuki bu alçağa kim ederse az yardım, Hakk'a düşman olmaya yaklaşır adım adım. Bir hadis-i kutsi'de buyurdu Cenab-ı Hak, büyüklük ve üstünlük bana mahsustur ancak. Kim bana ortak olmak ister ise bunlarda, büyük düşmanımdır ki yakarım onu narda. Demek ki mevki, makam, rütbe gibi her nimet, nefis için olursa hüsran olur akibet. Velakin istenirse nefse tabi olmadan, günah değil, bilakis sevap olur o zaman. Bunlar Hak Teâlâ'nın dinine hizmet için, istenirse Allah da veriyor buna izin. Hatta bu niyet ile mevki makam istemek, Allah'ın rızasına muvafık da olur pek. Yani bu isteklere karışmazsa hiç nefis, bunları istemekte dinimizde yok beyiz. Şundandır ki Allah'ın dünyayı sevmemesi, kötü isteklerine kavuşturur hep nefsi. Allah'ın düşmanına kim etse yardım, medet, o da Hak Teâlâ'nın düşmanı olur elbet. Nefis kurtulmadıkça üstünlük hülyasından, zor olur kurtulması cehennem azabından. Ebedi felakete gitmeden daha önce, onu bu hastalıktan kurtarmalı hemence. La ilahe illallah
mübarek kelimesi sık sık tekrarlanırsa temizler adi nefsi. Ne zaman yoldan çıkıp azgınlık gösterirse bu güzel kelimeye sarılmalı o kimse. Veliler hürmetine ya ilahel alemin, nefsimizin şerrinden bizi de eyle emin. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, eğer kulun başına bir bela gelecekse bunun alameti kalbin Allah-u Teala'yı anmamaya, zikretmemeye başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mustafa abi hayırlı cumalar. Hocam hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun. Hocam ellerinizden öperim. Öncelikle Allah-u Teala sizlerden ve sizleri bu zamana getirenlerden razı olsun be. Amin. İhlas camiasından da razı olsun. Bizi razı olduk. Rabbim de razı olsun inşallah. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Rabbim sizlerden de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizden de razı olsun inşallah Teala efendim. Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam iki sorum olacak bu kurbanla alakalı. Birincisi, ben İstanbul'da doğdum. Memleketim Malatya. Kurban da Malatya'ya gittiğim zaman, daha doğrusu özür dilerim. İstanbul'da doğdum. Malatya'da evlendim. Yalnız İstanbul'da yaşıyorum şimdi. Annem babam da Malatya'da. Malatya'ya gittiğim zaman ben seferi oluyor muyum? Yani orada evlendim. Zaten aslım orası oluyor sizin anladığınız kadarıyla. Dolayısıyla kurbanı bu durumdan nasıl kesmem lazım? İstanbul'da doğdum. Malatya'da evlendim ama İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. Bu sorum da hocam, ikinci sorum da şu hocam. Zekat, nisap miktarı malım yok. Yani dine zengin değilim. Ama evim var, arabam var. Yani bir de nisap miktarında bir arsam var. Dolayısıyla bu durumda kurban yani kesmek, daha doğrusu kesmesem yani bildiğim kadarıyla, sizden dinlediğim kadarıyla hocam, yani bu durumda kesmesem vacip üzerime borç olmuyor ama kesmiyor da sebep oluyor. Bununla ilgili detaylı bilgi verirsiniz hocam. Tamam efendim. Allah-u Teala razı olsun. Amin cümlemize. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Alo. Hayırlı günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurunuz. Hocam öncelikle dualarını istiyorum senden. Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden de muhafaza buyursun. Son nefeste iman selameti versin inşallah. Amin hocam. Ben Ankara'dan katılıyorum. Fuat ben de hocam. Şimdi benim sorum babamla ilgili. Babam 65 yaşında. Namazın niyazını kılıyor. Hani şeker var gerçi. Orucunu tutamıyor da. Yalnız ağzı pis. Çok hübür ediyor hocam ya. Hani bir de televizyonda şu oyun havalarına bakıyor hep. Hani ben ne yapacağım şimdi buna? Sen söylesen hani şiitmiyorum, söylemiyorum. Hani söylesem de yanlış anlıyor. Sen karışma diyor. Hani birinci sorun bu. Peki efendim. Bir de hocam ikinci soru benimle ilgili. Şimdi peygamberimiz hani şu Hazreti Ebu Bekir falan radıyallahu anh hani cennette müjdeleniyor ya. Evet efendim. Benim kalbime şöyle yani benim şeytan bana şöyle vesvese veriyor. Tabi diyor hani tövbede. Şimdi Hazreti Ebu Bekir tabi cennete gidecek diyor hani bana nefsim. Çünkü diyor kızını peygamberimize verdi diyor hani. Böyle sürekli bana şeyler geliyor. Hani işte ne bileyim böyle şeyler geliyor da hani. Niye böyle oluyor acaba? Peki efendim. Bu kadar hocam, teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma günün bereketinden istifade etmemizi, feyzinden aynı şekilde yararlanmamızı nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa
Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını da hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ha. Ayrıca Allah-u Teala bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin. Teşekkür ederiz. Şimdi her zaman başımıza gelen Mustafa Bey yine geldi. Tutmuşsun demişin ki bayramın birinci günü kurban kesilir demişin. Sen de şahitsin. Ben de şahidim. Dedim. Demişim. Vaktinde girdiyse zilhicce ayı. Oralar lazım değil. Bayramın birinci günü kurban kesilir. Dedi mi demedi mi Osman Ünlü? Dedi. Adam bunu yayıyormuş biliyor musun? Ben illaki keseceğim ya. Keseceğim yani. Birinci günü keseceğim. Allah Allah. Ya hiç mi ahiret gününe, toprağın altına inancınız kalmadı bunları böyle naklederken? Bir şeyi eksik nakletmek çok yanlış büyük bir ya, yani eksik dedi. Yanlış bir yanlış bildi. Yani temelden yanlış. Zilkade ayındayken Osman Ünlü nasıl bayramın birinci günü kurban kesilir der ya? Hiç mi akıl yok? Temelli mi ahmaksınız? Temelli bir nefsinizin esirisiniz? Niye bizim orada anlattıklarımızı detaylı bir şekilde nakletmiyorsun? Zilhicce'nin birinci günü, hani sık sık tekrar ediyoruz ya, Zilhicce'nin birinci günü. Zilkade 29 çekiyor. Daha dün mü anlattık? 18 Haziran pazar günü hesaplara göre Zilkade bitiyor, 29 çekiyor. Ve 19 Haziran pazartesi günü Zilhicce'nin biri görüyor takvimlerde hesapla yapılan. Dolayısıyla 18 Haziran pazar günü hilale bakılacak. Eğer 18 Haziran pazar günü hilal görülmüş ise o zaman kurban bayramı birinci günü kurban kesilir. Görülmediyse ikinci günü kesilir. Şimdi bazıları şöyle zannediyor. İhtiyaten böyle. İhtiyat değil ya bu. Görülmüyor yani. Görülmüyor. Dinin emri görmek. Evet. Yani vakit girmiyor. Kurban kesilecek vakit girmiyor. Yani bunu bu kadar anlayamadıysan böyle de ahmaklık olur mu ya? Allah Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani dilinde tüy bittiydi mübareğin. Kitap okuyun, kitap okuyun. Ya kitap okuyunca insan aklı da artar buyuruluyor. Bu büyüklere muhabbet arttınca. Ama sen hep nefsine tabi olursan, hep nefsine, hani sık sık söylüyoruz ya. Bir tanesi dedi ki ben dedi ayakta duramıyorum. Dizlerim ağrıyor. Oturarak namaz kılabilir miyim? Tabii İslamiyet izin vermiştir. Oturarak kıl. Çıktık telefon açıyor. Sen diyor oturarak namaz kılınır dedin. Dizinde rahatsızlık var mı? Yok ama diyor oturarak kılınır dedin diyor. Tamam. Şimdi altyapı göçmüş. Birazcık bir düşünür. Önceki ha, beni ilgilendirmez orası. Bu da öyle aynı. Aynı kafa. Aynı ahmaklık. Başka bir şey değil. Toprağın altında bunun hesabı var. Bizim konuşmalarımız da kayda geçiyor. Senin sözlerin de kayda geçiyor. Mahşer günü bunu önüne koyacaklar. İftira ettin, yalan söyledin diyecekler. Bunun cezası var ya. Hiç mi korkmuyorsun? Hiç mi utanmıyorsun? Mahşer gününe inanıyor mu bakalım? Ya mahşer gününe inanıyor mu? Hakikaten öyle. Hakikaten mahşer gününe inanıyor. Azıcık tabii, korkusu olan adam ne konuşuyorum diye bir düşünür yani. Ve geçenki hani naklettiğimiz bir tanesi telefon açtı. Geçtiğimiz pazar günü telefon açtı. Dedi ki burada işte böyle yaşlı başlı bir dedi. Abi dedi ki dedi bu sene işte kurban bayramı birinci günü kesilebilir. Denk geliyor. Ya Zilkade ayındasın. Nasıl denk geldiğini biliyorsun sen. Nasıl denk geldiğini, ayın hareketini Allah-u Teala sana mı verdi? Efendim işte Zilhicce'nin birinci günü Türkiye'den, Türkiye üzerinden geçirin ayı, onlar görsünler. Bu sene denk gelecek, öyle sana vahiy mi geldi? Sana aynı şekilde böyle gösterildi mi? Ne ahmaklık bu ya? Hatta bir dinleyicimizin birisi dedi ki, siz dedi böyle anlatıyorsunuz ama dedi, çıkardığınız Türkiye takvimi var dedi. Bu Türkiye takviminde kameri ayların birinci günü diye yazıyorsunuz dedi. Siz dedi hilali görerek mi yazıyorsunuz dedi. Ha, uzaya çıkıyoruz böyle. Aa Türkiye üzerinden geçiyor tamam birinci gün burası mı? Yok öyle bir şey. Türkiye takvimindeki de hesapladır. Hesapla yapılandır. Peki o hesapla yapılan yani birinci gün içtima zamanıdır. İçtima zamanıdır. İçtima zamanı olduğu için orada görülmez. Şeriatta diyor ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki görerek oruca başta görerek aynı şekilde bayram et buyuruyor. Görerek buyuruyor. Hesap ederek demiyor. Bu dinin emri be arkadaşım ya. Öğle vakti girince öğle namazı farz olur buyuruluyor. Kuşluk vakti demiyor. Yatsı girince yatsı farz olur. Akşam girince akşam farz olur. Ve haçla zilhicce ayı girip
İşte Zilhicce'nin terviye günü, arefe günü, yani Zilhicce'nin birinci günü gerçekten aynı şekilde hilal görülerek tespit edilirse ve o günlerde haç ibadeti yapılır, kurban da kesilir. Vakti bu. Bunu niye aldım? Anlamayacak bir şey var mı ya bunda? Yok ama hani bir kimse nefsine tabi olur, anlamamayı inat ederek aynı şekilde sürdürürse kusura bakma da hatırıma şey geliyor. Efendim abiler, Allah Teala rahmet eylesin, Cağaloğlu'nda hep naklederlerdi. Seyyid Abdülhakim Arvi Hazretleri'nin sözünü hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'ye naklediyorlar. İşte onlar Efendi Hazretleri diye nakledi. Efendi Hazretleri buyuruyorlar ki bu büyükler atacaklarını gemiye almaz. Gemi gidiyor, sahile götürecek seni. Ama Efendi abiler anlatırken hocamız buyurdular ki ama sen kendini atmak istersen ona da karışmazlar. Bitti. Ya dün haberlerde izliyordum. Kızıldeniz'de bir Rus turist bir köpek balığı saldırısına uğramış, yetişmemiştir, ölmüş adam. Sen gemiden atla aşağı, timsah mı çıkar, köpek balığı mı çıkar, ne çıkar bilemem hani. Ne çıkar bilemem. Paramparça olursun. Parçanı bile bulamazlar. Allah falan muhafaza buyursun. Hazır Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh bir ömür harcadığı, yarım asır ömür harcadığı bir kitap var. Onu açıp aynı şekilde Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nın önemi, ondan sonra hilalin görülmesi, hassasiyeti uzun uzun anlatmış. Ya bir defa anlamadın, iki üç defa anla, ha dersin, ondan sonra jeton düşer ya. Bu bir ibadettir. Yoksa bayramın birinci günü kesmişsin, ikinci günü kesmişsin, üçüncü günü kesmişsin. Bana ne? İstediğin zaman kes, bayram gelmeden de kes. Beni hiç ilgilendirmez. Hesabını kendin vereceksin. Peki efendim, sizin aynı şekilde bir menfaatiniz yoksa niye söylüyorsunuz? Menfaatimiz var. Zararımız da var. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden bildirdiklerinizi diğerlerine bildirin. Ehl-i Sünnet alimlerde naklediyorlar bütün bunları. Eğer doğruyu bildiğin zaman böyle zamanlarda bunu söylemezsen dizi şeytan olursun. Biz doğruyu söyleriz. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Paşa gönlü bilir. Ama radyo, televizyon, Türkiye Gazetesi, Türkiye Takvimi, Hakikat Kitabı yayınlamış olduğu kitaplar Ehl-i Sünnet alimlerinin kitapları ve burada anlatılıyor. Ve Cenab-ı Hak da yarın mahşer günü bize hesap soracak. Size radyo gibi imkan verdim, televizyon gibi imkan verdim, gazete gibi imkan verdim, takvim gibi imkan verdim. Burada doğrusunu niye yazmadınız? Sen kalkıp da yarabbi zaten inanmıyorlar ki onlar kafalarına göre hareket eder. Allah öyle demez mi sana ne diye? Kalplere müdahale eden benim diyor, sen misin? Peygamber Efendimiz'e bile dedi, kalplere müdahale eden benim dedi Cenab-ı Hak. Dolayısıyla biz bunları nakletmeye mecbur ve mahkumuz. Çünkü biz de öleceğiz. Toprağın altında bunun hesabı bize de sorulacak. Sana da sorulacak. Bunun kaçışı yok. İnanmıyor. Üstelik sen inanma. Yani sen inanmadın diye ölüm meleği gelip ha sen inanmıyordun değil mi ölüme? Ben gideyim başkasının aynı şekilde ruhunu alayım mı diyecek. Ve hatta azap melekleri geldiği zaman ha sen cehenneme falan inanmıyordun. Hesaba kitaba inanmıyordun falan. Ve biz vazgeçtik senden deyip seni götürmeyecekler mi zannedersin cehenneme? Olur mu öyle şey ya? İstediğin kadar inanma. İstediğin kadar inkar et. O zaman ölüm anında gözlerini fal taşı gibi açarlar. Hık dersin ama iş işten çok geçmiştir. Geçti borun pazarı, süreçlerin nidi olur ondan sonra. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin efendim. Amin. Şimdi birazcık insafla yaklaşan, dinleyen, kitap okuyan meseleyi kavruyor. Efendim zor değil. Bak ilk dinleyicimiz. Ben dedi İstanbul'da doğdum. Malatya'da evlendim. Ya bu dinleyicimiz belli bir altyapısı var. Yani vatanı asli, vatanı ikamet, ismini söylesin veya söylemesin. Onun ne olduğunu, o şablonu anlamış. Şimdi bir kimsenin doğduğu yer vatanı aslidir. Bir yerde doğdu, İstanbul'da doğdu bu dinleyicimiz gibi. Gitti Malatya'da evlendi. Bu sefer vatan aslisi İstanbul olmaktan çıktı. Malatya oldu. Malatya oldu. Ama işi İstanbul'da. İstanbul'a geldi. Bu dinleyicimiz... Ben ileride bu işimi bitirdikten sonra gidip Malatya'da ikam edeceğim, işte ölünceye kadar orada devam edeceğim diye kalbinden böyle geçiriyor ve ya Malatya'yı vatan asli olmaktan çıkarmıyorsa, orada oturmasa, İstanbul'da ikamet etse bile hala vatan aslisi Malatya bunun. Kurbandan Malatya'ya gittiği zaman buna kurban kesmek hani kurbanın hesabına malikse vaciptir bu kim? Oraya gittiği zaman 4 rekat farz namazları 4 olarak kılacak. Seferi değil. Peki efendim İstanbul'da, İstanbul vatanı ikameti olur o zaman. Burada işi olsa bile, 20 sene, 30 sene kalsa bile İstanbul'da yani 15 günden fazla kalmaya niyet ettiği zaman İstanbul'da da mukim. Hatta mesela bunun vatan asisi Malatya ya, diyelim ki Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce
şeye gitti, Malatya'ya gitti. Aa, bir şey eksik oldu, mutlaka kendi gelmesi lazım. Malatya'dan kalktı, arabası veyahut da uçakla geldi. İstanbul'a geldi. İki gün burada kaldı, kendi evinde. Seferidir. Niye? Burası vatan ikamet çünkü. Peki vatan asisi, yani doğduğu yer, evlendiği yer veya devamlı surette yerleşmeye niyet ettiği yer vatan asisi, oraya bir saatliğine bile girse mukim olur buyuruyor. Ya bu tam İbn-i Saad kitabının yolculukta namaz bahsinde çok güzel anlatılıyor. Bunu bir defa, iki defa, üç defa, beş defa okuduğun zaman bu şablon zihninde yerleşir. Ondan sonra ha dersin, benim durumum bu. Peki bilmezsen ne olur? Şeytanın oyuncağı olursun. Ondan sonra bir şey duyarsın falan kendi kafana göre. Ha efendim işte mesela diyelim ki tabibi Müslim'i Hazık, bir hastalığa yakalandın. Tabip olacak, Hazık mütehassıs olacak ve Müslim olacak, Müslüman olacak. Senin hastalığın bu. Bunun bir tek ilacı var, o da alkol. Günde bir doble içeceğim mesela. Öyle tedavi olursun. O kimseye alkolün haram olma düğümü çözülür, tedavi için kullanabilir buyuruyor. Halbuki haramdı. Şimdi biz bunu naklettik. Adam dedi ki, hoca dedi ki, alkol serbest. Alkol içilebilir. Ben de zaten hastayım. Doğru, hastasın kafadan. Değil mi? Hasta. Dolayısıyla kendi kafasına göre bile böyle bir hüküm çıkartmış. Hatta ben geberdi gitti bir yazar. İnternet haber sitelerine bakarken dikkatimi çekti. Adam diyor ki, ben diyor bugün diyor Bodrum'da Kur'an'a göre diyor oturdum diyor, işte duble döble rakımı içtim diyor falan. Hani bir tane geberdi gitti bir ilahiyatçı vardı, işte benim tercüme falan, oradan bakmış. Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zamanda alkolle alakalı ayet-i kerime nazil oldu. Birincisinde alkolün faydaları da zikrediliyor, zararları da zikrediliyor, men edilmiyor. İkinci gelen ayet-i kerimede sarhoşken namaza yaklaşmayın buyuruluyor. Üçüncü gelen bu birinci ve ikincinin hükmünü ortadan kaldırdı. Buna nas-ı mensuh denir. Nes edildi, yani yürürlükten kaldırıldı. Damlasını içmek haram oldu buyuruyor. Adam şimdi o ilk okumuş diyor, Kur'an'da diyor işte alkolün faydaları da var diyor. Ben de diyor Kur'an'a göre diyor içki içtim. Sındığın teke tabii. Zaten içiyor da. Zaten namaza da yaklaşmıyordur o. Çünkü hatta namaza zaten, yaklaşmayın tabii, diye namaz, şey var. Ayet-i kerime namaza, var. Namaza da yaklaşmıyor. Ön tarafını okumadan. Şimdi bu dinleyicimiz ne yapsın? Ben İstanbul'da doğdum, Malatya'da evlendim. Efendim Malatya'da değiştirmediyse bunu, ben temelli İstanbul'da kalacağım diye böyle bir niyet evet, olmadıysa. Evet, yani o niyet varsa Malatya, eğer ben İstanbul'dayım artık, Malatya'ya dönme gibi bir durumum yok diyorsa o zaman İstanbul vatan asisi olur. Evet. Öyle bir durum yoksa Malatya bunun vatan asisidir. Peki oraya gittiği zaman seferi mi olur? Hayır, mukim olur. Peki evim var, arabam var, arsam var. Şimdi ev araba dahil edilmiyor. Ama arsa İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bunu kurban nisabına dahil ediyor. Tarlası, bahçesi, arsası varsa bunun kurban kesmesi vacip buyuruyor. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri dahil etmiyor. Şimdi bu eğer kesecek durumu varsa İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadına uyarak keserse vacip sevabı alır. Kesmezse günaha girmez İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurban kesen cehennemden azat olur. Kurban kesen kendini cehennemden azat etmiş olur. Bir hadis-i şerifte hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Resulullah Efendimiz iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti içindi. Resulullah için de kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Dinen zengin olan kimsenin kestiği kurbandan başka bir de adak, nezir kurbanı vardır. Filan işim olursa Allah rızası için bir kurban keseceğim diyen kimse, isteği yerine gelince bunu ilk kurban bayramında kesmesi vacip olur. Adak yaparken kurban kelimesini söylemeyip de filan işim olursa Allah rızası için bir koç keseceğim diyen kimse, dileği hasıl olunca bayramı beklemeden kesebilir. Kurban kelimesi geçtiğinde mutlaka kurban bayramında kesmesi lazımdır. Bayramdan önce Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, kurban bayramında bir koyun kesmesi nezir olacağından kesmesi vacip olur.
bayram günlerinden önce nezir yapan kimsenin, eğer fakirse, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin, bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse, bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse, muhakkak iki koyun keser. Fakir, mutlaka bir keser. Nezir, adak kurbanını satamazlar. Seferi olanın ve adağı olmayıp kurban niyetiyle almayan fakirin bayramda kurban kesmeleri şart değildir. Keserlerse çok sevap olur. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır kurumlarına diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek, kan akıtmak şarttır. Bizzat başında bulunup kestirme imkanı bulamayanlar, hayır kurumunda vazifeli birine kesmek, kestirmek, etini istediği gibi dağıtmak üzere vekalet verir. Vekalet alan kimse de onun adına keser. Etini kuruma, mesela fakir çocukların kaldığı yurda verir. Kurbana verilen para sevabı 100 misli, yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtması ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Vekili keserken başında bulunmak müstehaptır. Kurban bayramının 3. günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye 1. günü kurban kesmek vacip olmaz. 3. günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi Zilhicce'nin 10. günü, yani bayramın 1. günü fecir vaktinde vacip olur. Bayramın 1. günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye başka yerlerden gelen hacılar, geldikleri yerde 15 günden az kalmaları halinde kurban kesmeleri vacip değildir. Çünkü seferidirler. Eğer bir yerde 15 günden fazla kalmak üzere giderlerse seferi olmazlar, kurban kesmeleri vacip olur. Seferi olan zengin veya fakirin kurban kesmesinde hiçbir mahsur yoktur. Kurban bayramının 1. günü, bayram namazı kılındıktan sonra 3. günü güneş batıncaya kadar kesilebilir. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının 1. gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse 3. günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını 3. günün akşamına kadar kesmeyen kimse, kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keserse etinden kendi yiyemez, hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti canlı kıymetinden azsa, değer farkını da sadaka verir. Satın almamışsa, orta derecede bir kurban değerini fakirlere verir. Böylece cezadan kurtulursa da kurban kesmek sevabını kazanamaz. Satın alırken kusurluysa veya kesmeye uygun olarak alınıp sonradan kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser, adak olan kurban kusurlu olursa zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden önce kesip etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir. Bunun için kurban arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Bayramın 1. günü hesapla bildirilen gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün önce olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için kurbanları hesapla bulunan bayramın 2. günü kesmek iyi olur. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, kurbanlık kredi kartıyla alınabilir mi veya parasını sonra vermek üzere kurban alınabilir mi?
Olabilir. Taksit de olabilir mi? Yani taksit de olabilir. Mesela kredi kartı da olabilir. İhlas Vakfı 4 taksit yapıyor mesela. Aha, olabilir, bir mahsur yok. Hatta mesela benim kurban parasını sen versen de olur. Mahsur var mı? Geçen sene vermiştim. Bu sene de mi vereyim? Adam hatim satıyormuş ya, geçen sene okudum diye. Şimdi ya başkası hediye etmiş mi oluyor o zaman? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki babanlarla beraber aynı evdesin. Babam bir kurban aldı kendine. Annene de vacip diyelim, sana da vacip. Parasını o verdi. Sen sadece vekalet veriyorsun, hiçbir işe karışmıyorsun. Büyükbaş aldı bir tane. Büyükbaş aldı, bir tane aldı. Yani başka hakikaten falan da şey, yediye de tamamladı. Hepsinin parasını da kendi verdi. Bir mahsur var mı? Hayır, yok. Bir mahsur yok. Veya bir tanesi içinden geçli olabilir. Aldı getirdi bir koç. Mustafa Bey dedim, ben seni çok seviyorum falan dedi. Bunu sana hediye ettim dedi. Sen de aldın, kabul ettin, para falan vermedin. Onu da tuttun, kurban ettin. Oldu mu? Oldu. Yani dedim, benim durumum müsait değil. Biz bunu 6 aya yaysak, versek olur mu? Oğlum tabii dedi, karşılıklı anlaşalım. Sana koç sattı veya danayı sattı. Olur mu? Olur. Kredi kartı, zaten o kredi kartını da taksitlere bölüyor. Veya talep edersen. Veya tek çekim. Veya tek çekimle yap. Fark etmez. Çünkü ikisi de oluyor yani. Bankayla o satıcının arasında bir şey var, anlaşma var. O anlaşma gereği banka o izni veriyor. O da onu kabul ediyor. Ve bunların hepsi, bu alternatiflerin hepsi olur mu? Olur. Her an mahsur olur mu? Olmaz. Herhangi mahsur olmaz. Efendim gelelim. Başka yok değil mi sual? Yok. Çıkabilir de şimdilik yok. Şimdilik yok. Dinleyicimiz dedi, babam 65 yaşında dedi, namazda kılıyor dedi, ama dedi ağzı dedi yani bayağı küfürlü, yani dedi böyle hep şarkılı türkülü şeyleri dedi televizyonda falan açıyor falan. Yani dedi, babama karşı ben ne yapabilirim? Hiçbir şey. Çünkü anne baba evladına ömür boyu emir maruf yapabilir. Kitaplarda var, bu izin ver. Evladın anne babaya emir maruf yapması ömründe bir defa, o da yumuşakla buluyor. Ömründe bir defa. Ama mesela bu dinleyicimizi iyi anlıyorum. Ben de mesela doğruları öğrendikçe, annemin olsun, annem daha anlayışlı davranıyordu. Babam hoca olduğu için zorlanıyordu anlamakta. Hocaydı çünkü. Allah Allah. Sizi dinlemekte yani zorlanıyormuştu. Tabii. Mesela diyordum, dinliyorum. Burada çekmiyor oğlum derdi. Aradan zaman geçti. O zamanlar bir şey vardı. Renkli televizyon yoktu. Siyah beyaz bir televizyon. Evet. Onların evinde vardı falan. İşte TGRT Huzur'a doğru yayınlıyor falan. Annemin kulakları duymuyordu. Babam baskı yapmış demiş. Huzur'a doğru aç. Demiş, kulağın duymuyor olsun demiş, resmini gör. Şimdi resmine annem bakıyor. Sesini de babam duyuyor. Benim küçük kız kardeşim var. O anlatıyor. Mecburen dinliyor şimdi. Dinlemiş. O var yanlarında. Allah Allah demiş. Bu çocuk bunları nereden öğrendi demiş. Ondan sonra kendine pay çıkacak. Tabii demiş. Kimin oğlu? Hocanın oğlu. Hocanın oğlu. Ya, hoca olur yani. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya. İnşallah imanını kurtarmıştır, gitmiştir. Annesi de babaannem de öyle saftı. Evet, bazen gelirdi işte, bana dediler ki sen işte şöyle bilgilisin, şöyle halimizi falan. Annem rahmetli böyle dinlerdi. Herif derdi ya. Ya başkası övsün seni, niye kendi kendini övüyorsun? Fakat şimdi bu tabiatta olanları görüyorum bazen, hatırıma geliyor rahmetli. Ya dedim, babam da öyle. Ama mesela dikkat ederdim. Yani onu övünmek, başkasına şey satmak değil. Böyle içinde onun ne manaya geleceği, onu aynı şekilde kendine döndürüp tenkit edecektir, hatırına bile gelmiyor. Art niyet yok. Art niyet yok. Öyle bir art niyeti söz konusu değil. Mesela birisi gelseydi rahmetli babama, ya falan yerde işte adam vefat etmiş, çocukları yetim kalmış falan. Yani ihtiyaçlar var falan. Ya Mustafa abi yola düşerdi, kapı kapı dolaşırdı ya. Onlara yiyecek, içecek veyahut da para ihtiyacı varsa böyle tanıdığı, bildiği kimselere gider, toplar götürürdü.
Onların karşılığını ahirette görmüştür muhakkak. Ya, öyle bir de hali vardı. Allah rahmet eylesin. Şimdi ya onunla babamla geçen bir hadise zaman zaman anlatıyorum. Bir gün işte yazın gittim. İkimiz de baba oğlu radyoyu dinliyoruz. Orada radyoda o hoca işte aynı şeyi söylemiş, bugünkü söylediğimizi anne babaya ömründe bir defa yumuşaklıkla söyler. Babam bunu duydu. Radyoya beni şikayet ediyor. Bu diyor sert söylüyor. Şey diyor. Ve başladı gülmeye. Sonra dedim gönlünü aldım. Dedim baba insanın elinde değil o. Siz dedim benim babamsınız, annemsiniz. Yani kitapları okuyorum. Bu dedim cehennem. Yaratmış Cenab-ı Hak. Ateş zor iş. İnsan sevdiğinin dedim ateşe gitmesini ister mi? Doğru söylüyorsun oğlum dedi. Yani dedim tamam, dinin emri o. Orada dedim kendimizi kaybediyoruz. Yaptığımız yanlış dedim. Yani kitapta bildirilene uymuyorum bazen. Aynı şekilde şey yapıyorum. Yani sınırı geçiyorum. Dedim hakkınızı helal edin diye helalleşmiştik öyle. İnsanın elinde değil. Bu dinleyicimiz aynı. Ya dedi namazını kılıyor. Ağzı bozuk dedi böyle böyle. Yani. Ben ne yapabilirim? Hani bir şey desen yanlış anlar. Yanlış anlar tabii. Tabii. Yapılacak bir tek şey var. Dua etmek. Başka yok. Dua etmek. Başka yok. Ha nasıl anlatabilir? O da maharet ister. Mesela diyelim ki ya geçenlerde işte bir kitapta bir şey okumuştu falan. Adamca davazını falan kırıyormuş ama çok sövüyormuş, ediyormuş falan. Ölümü çok zor olmuş. Sonra rüyada görülmüş. Kabirde azap çekiyormuş falan. Diye anlattılar. Bak sen böylesin demeyeceksin. Yani bombayı ortaya koy. Eğer birazcık aynı şekilde şeyi varsa ondan kendisine ibre çıkartabilir. Ve bir de Mustafa Bey, anne babanın gözünde evlat her zaman evlattır. Hı. Ya bunu kitaplarda anlatılmış. İmam Azam Übani Hazretleri'nin annesi bir gün demiş ki oğlum demiş benim dini bir sualim var. Beni demiş müftiye götürsene. Ya ne demiş bana sorsan demiş sen benim doğurduğum evlatsın demiş. Ne anlarsın sen? Doğru ya. Peki demiş hemen gidelim. Zaman müftü gidiyor ki İmam Azam Übani Hazretleri karşısına gidiyor hemen kalkıyor. İşaret etmiş otur diye oturuyor. Ondan sonra anne sor diyor falan. Müftünün eli ayağı dolaşıyor. Şimdi soruyor. İmam Azam Hazretleri'nin iştihadına göre bu mesele böyledir diyor. Nasılmış anne diyor. İmam Azam'a göre öyleymiş oğlum diyor. Kendisi onu Numan biliyor hala. Numan bir sahip değil. Şimdi onun için de çok nadirdir. Mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri temsilen türbesinde de gösteriliyor. Oğlu gelince ayağa kalktığı. Özür dilerim babası. Mevlana Celaleddin Hazretleri gelince ayağa kalktı. Babası da alim ve evliya bir zat. Ama oğlunun ilmini ve derecesini gördüğü için o gelince onun ilmine hürmeten evlat olarak değil. Evlat olarak değil. Onun ilmine hürmeten aynı şekilde ayağa kalkmıştır. İstifade etmesi istisna olarak var diyor. Genelde olmaz. Anne babanın evlattan, evladın da anne babadan istifade etmesi zor. Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin çocukları babalarını baba gözüyle görmemişler. Hepsi istifade etmişler. Seyfi Hazretleri'nin çocukları da öyle. Ama istisna bunlar. Bunlar istisna. Ama genelde ya biliyorum bizim babayı ya falan işte falan böyle hastalanıyor, başım ağrıyor diye evde falan bağırıyor, çağırıyor falan. Dolayısıyla bunlar hepsi engeldir. Emir abiler de buyurdular. Mesela çocuklarınızı onların seveceği birisine emanet edin. Kendiniz aynı şekilde yetiştirmeye kalkmayın. Çünkü çocuk evin içerisinde devam sürekli gördüğü için senin uygun olan hareketinde olur, olmayan da görür. Bunların hepsini görür. Yani işte bizim baba da bizim gibi bir şey falan filan. Yani ne farkı var falan. Yani bir şey anlatırken hiç dinlemez. Kale almaz. Ona dikkat etmeli, dua etmeye devam edin. Allah Teala inşallah Teala tövbe etmesini nasip eder ölmeden önce. Efendim bir de dinleyicimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri dedi şeytan mı getiriyor, nefsim mi getiriyor falan işte cennetteki ve deniyor ki işte tabii ki cennete gidecek işte kızını Peygamber Efendimiz'e verdi onun için falan değil. İmanı yüksek olduğu için. O kızını da ona verme suretiyle eshar deniyor bunlara. Akrabadan bağ yani. Bağ. O ayrı bir hususiyet ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peygamberlerden sonra insanların en zirvesinde olan bir zattır. Aşere-i Mübeşşere'nin içinde Peygamber evet. Efendimiz'e kız verip almayan da var. Tabii. Dolayısıyla mesela sadece dördü. İkisinin kızını aldı, ikisine de kızını verdi. Hazreti Ubeygir ve Hazreti Ömer'in kızlarını aldı. Hazreti Ali ve Hazreti Osman'a da kızlarını verdi. Ama bunun dışında daha Aşere-i Mübeşşere'den altı kişi daha var.
Onlarda böyle bir şey yok. Ne kızlarını aldı ne kendisi kız verdi. Onlar da cennette müjdelenmiştir. Onlar da cennetle müjdelenmiştir. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram Alhümdan Efendilerimizin hepsi için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de isim zikredilmiyor. Ama Allah-u Teala onlardan razıdır buyuruyor. Onlar da Allah-u Teala'dan razı. Cenab-ı Hak bildiriyor. Biz onlardan razıyız, onlar da bizden razı. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri Eshab-ı Kiram için zannı galiple cennetliktir. Ve Emir abiler de üzerinde buluyor ki bir kimseye cennetlik diyebilmek için nas, yani ayet ve hadis olması lazım. Aşere-i Mübeşşere hakkında nas var. Onlar kesin söylenir. Dolayısıyla efendim, yani bu nefsin veya şeytanın vermiş olduğu ıvga, vesvese ne dersek diyelim, bunları istiğfar ederek, tövbe istiğfar ederek, dua ederek aynı şekilde atlatırız. Bir şey olmaz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.